YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arun ve bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha beraberim arkadaşlar. Bugün yeni nesil futbol efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu an ekrana koyduğum tarz stilde nasıl yapabilirsiniz? Bunu yapmak için After Effects programını kullanacaksınız ve bundan önceki videoda izlemenizi tavsiye ederim. Orada da videoyu nasıl netleştireceksiniz ve CC'yi nasıl ekleyebilirsin onları gösterdim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, After Effects programımızı açtık ve istediğimiz videoyu kayıt bir şekilde attım. Şu anda ben istediğim yeri kesiyorum videodan ve bu efektin nereye uygulamak istediğimi karar vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 4.30 saniye. Ve yukarıdan Rotobrush Tool'u seçmeniz lazım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Rotobrush Tool'u seçtikten sonra ekrana iki kez tıklamanız lazım o sahneye. Ve burada Ronaldo'yu seçmeniz lazım. Veya istediğiniz başka bir nesne olabilir, kitap olabilir onun arkasına. Hangi nesneyi istiyorsanız onu seçmeniz lazım. Arkadaşlar eğer bunu yaparken videonuz net değilse çok fazla yanlış seçim olabilir ve her frame başı teker teker bakmanız lazım. Eğer videonuzu netleştirmek istiyorsanız bundan önceki bir tane video paylaşmıştım. Orada Topaz Video AI'nin kullanımını gösterdim. Onu kullanarak daha güzel net bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Ve Alt W tuşunu seçtim şu an. Böylece elindeki kalem mavi şekle dönüyor ve bu saç gibi yerleri daha pürüzsüz bir şekil hale getirmeye yarıyor. Ve aşağıdan frame'i uzatıyorum arkadaşlar. Bu da o seçtiğim alanın yapay zekası kendi o uzattığım saniye boyunca kendisi Ronaldo'yu takip ediyor. Şu an gördüğünüz gibi rendering property diyor. 17-18 oldu. Heh, gördüğünüz gibi. Ve şu an bakıyorum hata var mı yok mu diye. Yukarıda o şeyden dolayı skor tablosundan dolayı şey var. O normal arkadaşlar. Yani saçım kafanın biraz eksik. O skor tablosu olduğundan dolayı normal gayet. Zaten çok da dikkat çekmiyor. Şimdi arkadaşlar burası yüklensin. Ben biraz ileri render atmasını bekleyeceğim. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Bazı yerlerde de hata gördüm. Yine Alt W seçtiğim Brush Tool'la o yerleri daha pürüzsüz hale getiriyorum böylece gördüğünüz gibi. Şu an son durum böyle. Ronaldo'muz arka plandan tamamen ayrıldı. Şöyle bir daha kontrol edelim güzelce. Tamam. Şimdi aşağıdaki videoyu 3 kere hopladım arkadaşlar. CTRL-C, CTRL-V'de. Ve alttaki ikisinin Roto Brush Tool efektini siliyorum ve böylece böyle bir görüntü elde ediyoruz. Sağdan efekt tablosundan ilk olarak CC Mr. Mercury'yi atıyorum ikinci tabloya. Ve burada bir baloncuklar gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Sonra soldan Velocity'yi 50 yapıyorum ve Bitrate'i 20'ye çekiyorum. Bunları istediğiniz ayarlarda yapabilirsiniz. Kendiniz deneyin. Ben normal bir ayar gösteriyorum şu an bu videoda. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ve hemen ardından efektlerden Warp efektini atacağım buraya. Buradan da Arc yerine Twist'i seçiyorum yani dönme şeklinde. Gördüğünüz gibi gayet güzel olmaya başladı. Ardından ise hemen Effect Tool'a geri geliyoruz. CC Lens atıyoruz arkadaşlar. Bu da ilk olarak böyle başlangıç efekti. Başa geliyoruz ve 0 yazıp size'ı oradaki sayaca basıyoruz. Yani saç içerdim ve center seçiyoruz bir tane merkez. Onu da gördüğünüz gibi benim gibi yapabilirsiniz. Sonra videonun istediğiniz yere kadar olan yerde size'ı 500'e çekeceğiz. Yine şu an render atıyor arkadaşlar. Burayı hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar şu anda render bitti gördüğünüz gibi. Şu an kontrol ediyorum tekrardan. Evet şu anda donma yok ve istediğimiz yere gelip ne zaman bu efektin tamamen dağılmak istediğinizi oraya 500 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer 500 yazınca normal ilk haline denk geliyor. Ve böylece güzel bir efekt oluyor. Sonra ben frame'lerde merkezini ayarladım Ronaldo'ya doğru. Böylece Ronaldo'dan sanki çıkıyormuş gibi güzel bir efekt oluyor bize. Şöyle düzeltelim. Gayet güzel oldu. Şu an videomuz bu. Şimdi efektler kısmına yine geliyoruz. Ve glow efektini ekleyeceğim. Parlama efekti bu kendisi. Gördüğünüz gibi. Ve ardından da tint efektini ekleyeceğim. Bu da renk veriyor bize. Şu an siyah gri bir efektimiz oldu.
Buradan rengi seçebiliyoruz arkadaşlar. Örnek. Arkadaşlar render attı ve son durum böyle efektimizin. Ben şu an sadece 1 saniyelik bir render aldım. Çünkü amacım zaten efekti göstermek sizlere ve render alacağım kısmı da oradan şey mavi şeyle seçiyoruz işte. Onu eğer çektiğiniz alan boyunca gösterdiği alanı render alır. Efektimiz böyle oldu. Bu tarz efektleri yapabilirsiniz. Bir de şimdi bunu render alıp ekrana koyacağım son halini. Ve CC eklerseniz nasıl göründüğünü koyacağım ekrana. Eğer siz de bu tarz CC eklemek isterseniz bundan önceki videoya bakabilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.